Merhaba, Ufuk Akben. Arkamda gördüğünüz şantiye Özka Mühendislik ve İnşaat'a ait bir şantiye. Burada yapılan temel kazı çalışmalarında eski Roma dönemine ait kalıntılar ortaya çıktı. Bunu bölge halkına bilgilendirelim ve tanıtalım amacıyla bir röportaj yapmak istedik. Buranın nedir abi özelliği, neymiş, bilgileri bize verebilir Burası misin? yapılan tahminlere göre başında gözetmenlerimiz de var. Bolu Müzeler Müdürlüğü'nden iki arkadaşımız var. Onların dediklerine göre hamam kalıntısı gözüküyor burada. Aynı zamanda Hisar Tepesi dediğimiz yerde Roma dönemine ait bir tapınak da mevcut ve sol tarafında tiyatro kalıntısı, kuzey doğu cephesinde de bir kilise kalıntısı olduğu biliniyor. Ve güneyinde de stadyon kalıntısı mevcut bildiğiniz gibi. Ama onun dörtte üçü kaybolmuş zamanla ve dörtte biri kalmış. Burası da muhtemelen şu anki Yıldırım Beyazıt Camii, Kadı Camisi ve oradaki orta hamam ve kervansaray gibi daha önceki yıllarda yukarıdaki tapınağın hamamı olarak kullanılmış olabilir diye düşünüyoruz. Kaçıncı derece sit alanı olarak? Üçüncü derece sit alanı olarak biliyorum ben burayı. Ve ayrıca Roma'nın en büyük hükümdarlarından ilk üç tanesinden biri olan Hadrian zamanında Bolu, Kladyopolis olarak adlandırılmış. Daha geriye gittiğimizde Britanya Krallığı'nın kralı Kladyo adına ismi verilmiş Bolu'ya. Eski haritalara bakıldığında Anadolu'daki 3 büyük şehirden, haritada gözüken 3 şehirden biri de Bolu aslında. Kladyopolis, Bolu, Efes ve Tarsus. Efesus ve Tarsus da bu haritada yer alan şehirlerden bir tanesi. Aslında Bolu'nun turizm açısından da çok büyük değeri var ama bunu çok ön plana çıkaramıyoruz ne yazık ki. İnşaat çalışmaları ne durumda? Şu an burada apartman yapılacaktı galiba. Evet, burada bir yapı inşa edilecek. Temeli dikkatlice kazılıyor. Orada ateşte pişirilmiş tuğlalar ve taşlarla örülmüş sıcak suların içeride gezebileceği kanallar da mevcut. İnşaat çalışmaları dikkatli bir şekilde kazı yapıldıktan sonra devam edilecek. Gerekli parçalar da değerli parçalar da Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.